Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün yeni bir videomuzla sizlerle beraberiz. Sorularla konu anlatımı şiir üzerinde durmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda şiirle ilgili temel kavram ve özellikler üzerinde durmuştuk. Bu videomuzda da devam edeceğiz. Şiirin diğer özellikleri üzerinde duracağız. Şimdi arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Bu arada videomuza geçmeden kanalımıza abone olduğunuz için ve beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Olmadıysanız hemen şimdi tıklayarak abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz hikaye konusunu anlattığımızda anlatıcı kavramından bahsetmiştik. Şimdi anlatıcı kavramının fonksiyonu hikayede neyse arkadaşlar, şiirde de söyleyici kavramının fonksiyonu o. Ya bir şiirde konuşan, şairin sesini ve söyleyişini emanet ettiği kişi ya da varlığa biz ne diyoruz? Söyleyici diyoruz. Hikayede bunun karşılığı ne? Anlatıcı. Şiirde kim? Söyleyici. Yani burada da şair kurmaca bir söyleyen bulur ve kurmaca söyleyen aracılığıyla şiirini ortaya koyar. Yani kendisi olarak değil. Dolayısıyla şiirde konuşan, şairin sesini ve söyleyişini emanet ettiği kişi ya da varlığa biz ne diyoruz? Şiirde söyleyici diyoruz. Arkadaşlar, şair her şiirde bir söyleyici belirler. Bu söyleyici şairin kendisi değil, yalnızca o şiire özgü kurgusal bir kişi ya da varlıktır. Söyleyici, şiirin içeriğine ve aksettirdiği ruh durumuna göre karakter ve ses kazanır. Bu durum şiiri okuma tonuna, tarzına etkide bulunur ve okuma faaliyetinde okuyucu bu söyleyiciyle özdeşleşir. Yani bir kahramanlık şiiri ise kahramanca bir edayla söylenir. Bir lirik şiir ise coşku ve heyecana dayalı bir söyleyişle o söylenir arkadaşlar. Tamam mı? Bir lirizm olur. Bir didaktik şiir ise didaktizmin ifade ediş tarzına göre, bir eleştiri şiiri ise, satirik bir şiir ise, yergi şiiri ise ona göre bir tutum sergiler ve okuyucu söyleyicinin yerine kendini koyarak o şiiri ne yapar? Okur. İşte arkadaşlar, örnek verecek olursak Kaldırımlar şiirini ele alabiliriz. Kaldırımlar şiirinde yalnızlık, korku ve ölüm duygusunun etkilerini tüm benliğinde hisseden bir insanın sesini ve söyleyişini üstlenen bir söyleyici nedir? Söz konusudur arkadaşlar. Şiiri okuduğumuzda bizde o söyleyici ile bir bütünleşme haline sokar ve sanki biz yaşıyormuşuz gibi o durumu böyle bir hisse kaplarız. Şimdi sevgili arkadaşlar, mahlas kavramına gelelim. Mahlas arkadaşlar, özellikle divan şiirlerinde şairlerin kullandıkları takma ada, yani gerçek adlarını kullanmıyorlar, takma ada, biz ne diyoruz? Mahlas diyoruz. Şairler mahlaslarını genellikle son beyitte söylerler. Hemen örneklendirelim bir iki tane. Mesela Fuzuli'nin gerçek adı Mehmet'tir. Fakat Fuzuli kendine Fuzuli takma adını kullanmıştır arkadaşlar. İki anlama gelir burada Fuzuli. Bir, faziletli anlamında kullanılır. Bir tevriye var. İki, fazlalık, gereksiz gibi bir anlamda kullanır. Bir mütevazi, tevazu örneği gösterir Fuzuli. Mesela ne diyor bir şiirinde? Fuzuli rindi şeydadır, temişe halka rüsvadır. Sorun kim bu ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı? Evet. Evet. Veya ger dirsekim Fuzuli, güzellerde vefa var. Aldanma ki şair sözü elbette yalandır diyor mesela. Evet. Bakın burada Fuzuli kelimesi nedir orada? Şairin takma adıdır. Bu divan edebiyatında. Peki halk edebiyatında var mı böyle bir durum? Hemen ona bakalım. Arkadaşlar, halk şiirinde aşıkların mahlas almalarına, adlarını veya mahlaslarını kullanmalarına verilen ada tapşırma denir. Ozanlar genellikle son dörtlükte adlarını veya mahlaslarını kullanır arkadaşlar. Demek ki son dörtlükte genellikle kullanır. Örnek verelim. Köroğlu'nun bağrı yandı, yanıp sinene dayandı, herkesin dostu uyandı, uyan gözü mestan uyan.
derken burada Ozan Köroğlu takma adını ne yapmıştır? Kullanmıştır sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar gelelim şiirde bir başka hususa, ölçüye gelelim arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, ahenk unsurları dediğimiz zaman ne anlayacaktık hatırlayın. Dersin başında diğer videomuzda da söylemiştik. Şiirde ritmi, akıcılığı, kulağa hoş gelmeyi sağlayan unsurlar. Bunları hemen bir çırpıda sayarsak arkadaşlar. Ölçü, kafiye, redif, cinas, aliterasyon, asonans gibi, durak gibi unsurlar arkadaşlar. Şiirde ahengi sağlayan unsurlardır. Bunlardan en önemlisi nedir? Ölçü. Arkadaşlar, ölçü eski adıyla vezin Türk şiirinde 3 tür olarak karşımıza çıkmaktadır. Birincisi milli ölçümüz olan hece ölçüsü. Bu bize ait. Biz bulmuşuz arkadaşlar bu ölçüyü. İkincisi aruz ölçüsü. İslamiyet'ten sonra edebiyatımıza girmiş olan bir ölçü. Üç serbest şiir. Batı etkisindeki edebiyatımızla edebiyatımıza giren ve edebiyatçılarımız tarafından geliştirilen ölçü birim. Demek ki kaça ayrılıyor? Üçe ayrılıyor. Hece ölçüsü, aruz ölçüsü, serbest ölçüsü. Arkadaşlar hece ölçüsü mısralardaki hece sayılarının birbirine eşit olduğu. Ölçüye biz ne diyoruz? Hece ölçüsü. Yani birinci mısrada 11 tane hece varsa ikinci mısrada da 11 tane var. Üçüncüde de 11 tane var. Dördüncüde de 11 tane var. Arkadaşlar, Türk edebiyatında genellikle 7'li, 8'li ve 11'li hece ölçüsü kullanılır. Peki hocam bunun dışında işte 9, 14, 15, 16 heceyle de yazılan şiirler yok mu? Var. Fakat genellikle arkadaşlar 7'li, 8'li ve 11'li hece kalıpları ne yapılır? Kullanılır. Arkadaşlar hece ölçüsünde bir de durak dediğimiz kavram var. Durak da çocuklar hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerde ölçü kalıpları içindeki durma yeridir. Yani nefes alıp vurgu yaptığımız yerlerdir arkadaşlar. Dizelerdeki duraklarda ahenk gereği kısa bir süre durur. Bak çok durmuyor. Kısa bir süre durur. Duraklarda dikkat edilmeksizin okunan şiir beklenen etkiyi uyandırmaz arkadaşlar. Her şiirin duraklı olması gibi de bir zorunluluk yoktur. Yani eğer şiir duraklıysa zaten biz okurken onu hissederiz, onu görürüz arkadaşlar. Eğer duraklıysa duraklara dikkat ederek okursak ahenk daha güzel olur ve ortaya çıkar. Yok uymazsak o zaman ahenkte sıkıntı olur, bozulur. Her şiirde de durak olmak zorunda değil. Durak şiir okunurken belirlenir arkadaşlar. Dolayısıyla ahenk gereği durulan yerler ayrılır. Kelimeler bölünmez. Demek ki duraklarda kelimeleri bölmüyoruz arkadaşlar. Ahenk gereği durulan yerler ayrılır. Evet arkadaşlar, şiirler ölçüye göre genellikle şu şekilde duraklara ayrılır. 7'li ise 4 artı 3, 8'li ise 4 artı 4 veya 5 artı 3, 11'li ise 4 artı 4 artı 3 veya 6 artı 5, 14'lü ise 7 artı 7 şeklindeki duraklarla ne yapılır? Bölünmeleri arkadaşlar. Arkadaşlar aruz ölçüsüne gelirsek, arkadaşlar İslamiyet'ten sonraki Türk edebiyatında etkileşimler dolayısıyla bize aruz ölçüsü girmiştir. Arap edebiyatından Fars edebiyatına, Fars edebiyatından da Türk edebiyatına girmiştir arkadaşlar. Aruz ölçüsünde de kaide şudur arkadaşlar. Seslerin uzunluk ve kısalığına göre, yani açık veya kapalı oluşuna göre bir ölçüdür arkadaşlar. Dolayısıyla her mısradaki heceler hangisi açıksa onun altına denk gelen de açık olmak zorunda. Kapalıysa kapalı olmak zorunda. Böylelikle ifade ediliyor. Kısa heceler, yani açık heceler nokta işaretiyle gösteriliyor arkadaşlar. Uzun heceler ise kapalı olduğu için çizgi işaretiyle gösteriliyor. Bu şekilde bir çizimle ölçü bulunmuş oluyor arkadaşlar. Biraz önce de ifade ettim. Aruz ölçüsü Arap edebiyatında doğmuş. Oradan İran edebiyatına, İran edebiyatından da Türk edebiyatına geçmiştir arkadaşlar. Divan, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati şiirlerinde aruz ölçüsü çokça kullanılmıştır. Tanzimat şiirinde ağırlıklı olarak aruz kullanılmakla beraber hece ölçüsü de kullanılmış, fakat Cumhuriyet döneminde çok az sayıda aruz ölçüsü karşımıza çıkıyor. Ağırlıklı olarak ise hece ölçüsü karşımıza
çıkıyor sevgili arkadaşlar. Peki serbest ölçüye gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar serbest ölçüde dizelerdeki hece sayılarının eşitliği, hecelerin açık kapalı olması gibi kurallara bağlı olmadan yazılan ölçü çeşididir arkadaşlar. Serbest ölçünün kullanıldığı şiirlerde ahenk, vurgu, tonlama, aliterasyon ve asonans gibi unsurlarla bu ahenk ne yapılır? Sağlanır. Demek ki burada şairin o konuda yetkinliği önemli. Ahenk ise vurguyla, tonlamayla, aliterasyon ve asonanslarla sağlanır. Hemen hızlıca asonans ve aliterasyon nedir onu da söyleyeyim arkadaşlar. Asonans arkadaşlar ünlülerin çokça tekrar edildiği bir mısrada iki veya ikiden fazla tekrarıyla kulakta ahenk oluşturacak şekilde kullanımına denir. Aliterasyon ise ünsüzlerin tekrarıyla oluşan ahenk unsurudur. Bunu söz sanatlarında da ayrıca göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar redif ise şudur. Mısra sonlarındaki ses benzerliklerine görev ve anlamca aynı olan, dikkat edin, aynı görev ve anlamdaki kelimelerin benzerliğine dayanan kelime ek ve kelime gruplarına biz ne diyoruz? Redif diyoruz. Eğer aynı olur. Tersi olursa, yani sevgili arkadaşlar, mısra sonlarında görev ve anlamları farklı kelime, ek veya sesler olursa buna da biz ne diyoruz? Uyak diyoruz. Buna da uyak diyoruz. Uyak çeşitleri işte budur arkadaşlar. Türkçe'de arkadaşlar 4 şekilde biz uyak çeşitlerini görüyoruz. Yarım uyak kafiye, tam kafiye, zengin kafiye, cinaslı kafiye. Yarım kafiye tek ses benzerliğine dayanan kafiyeye diyoruz. Tam kafiye iki ses benzerliğine dayanan kafiye diyoruz. Genellikle bir ünlü bir ünsüzden oluşur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Zengin kafiye ise ikiden fazla sesten oluşan ses benzerliklerine arkadaşlar zengin kafiye denir. Sevgili arkadaşlar zengin kafiyenin bir de alt dalı vardır. Buna da tunç kafiye denir. Dize sonundaki bir kelimenin başka bir dize sonunda bir kelime içinde yer alması ile oluşan kafiyeye de tunç kafiye denir. Arkadaşlar tunç kafiye ayrı bir kafiye türü olmayıp zengin kafiyenin bir çeşididir. Mesela İstiklal Marşı'ndaki vatanı, atanı, yatanı kelimelerini hatırlayın arkadaşlar. Orada tanı kelimesi atanının da içinde geçiyor, vatanın da içinde geçiyor. Mesela orada bir tunç kafiye özelliği vardır diyebiliriz. Evet, mesela uzaktan bir tren sesi gelince hasretle sızlayan kalbimiz ince bir derde yeniden düştü sanırız. Gel ince... İnce, bakın burada da bir tunç kafiye var diyebiliriz. Arkadaşlar cinaslı kafiyede ise sesteş, yani eş sesli kelimelerle yapılan kafiye çeşididir. Eğer sesler aynı, anlamlar farklıysa, bunlar yan yana geliyorsa, mısralarda alt alta gelirse burada bir cinaslı kafiye yapılmış demektir. Hadi git benden sana dilediğince izin, öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin. Evet. Bakın biri kardaki iz, diğeri izin, istirahat anlamında ne yapılmış, kullanılmış. Arkadaşlar bir de kafiye düzeni var. Biraz önce saydıklarımız kafiye çeşidi, bir de kafiye düzeni var. Arkadaşlar kafiye düzeni ise kafiyelerin diziliş özelliklerine göre bir şema halinde oluşmasına denir arkadaşlar. Farklı isimler de söylenir. Kafiye şeması, kafiye örgüsü, kafiye düzeni. Bunlar aynı şeydir arkadaşlar. Kafiye düzeni belirlenirken birbiriyle kafiyeli dizeler aynı sesle gösterilir arkadaşlar. Yani biraz önce dedik ya işte yarım kafiye, tam kafiye, zengin kafiye gibi. Yani bunları dizimini yaparken dizelerdeki kafiye çeşitlerinin özelliğine göre bu dizim yapılır. Mesela düz kafiye. Bu arada 5 çeşit kafiye görüyoruz Türkçe'de. Düz kafiye. Düz kafiyede arkadaşlar tamamı aynı harften oluşan veya 3. mısrası farklı, ilk 3 mısrası aynı olan kafiyelenmelere biz ne diyoruz? Düz kafiye. Yani A, 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 A veya A, 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 B. 2. Çapraz kafiye. Çapraz kafiyede de 1. ile 3., 2. ile 4. mısralar birbiriyle arkadaşlar kafiyeli olmak zorundadır. Buna da çapraz kafiye diyoruz. Yani A, B, A, B. Diyelim ki 1. mısra yarım kafiye ise 3. mısra da yarım kafiye. 2. mısra tam kafiye ise 4. mısra tam kafiye şeklinde örnek verecek olursak böyle çapraz olacak. Mani tipi kafiye ise arkadaşlar genellikle manilerdeki kafiye çeşidi. Bu da
AAXA. Üçüncü mısra serbest. Diğer mısralar birbiriyle kafiyeli veya şöyle de olabilir. AABA şeklinde de ifade edilebilir. Yani üçüncü mısranın farklı olduğunu ifade edelim ve sarmal kafiye. Sarmal kafiyede ise arkadaşlar 1 ile 4, 2 ile 3 birbiriyle kafiye olacak. Yani ABBA şeklinde bir kafiyeleme olacak arkadaşlar. Bir de örüşük kafiye olarak karşımıza çıkabilecek bir kafiye çeşidi vardır. Burada da arkadaşlar birinci bentteki ikinci mısra, ikinci bentte ilk mısra olarak kafiyelenir. Yani A, B, A, B, C, B, C şeklinde böyle bir sıralama olur. Buna da örüşük kafiye denmektedir arkadaşlar. Evet, bir diğer ahenk unsuru asonans. Bir diğeri aliterasyon. Biraz önce de söyledik. Dizelerde aynı ünlülerin ahenk sağlayacak şekilde sıkça kullanılmasına asonans diyoruz. Aliterasyon ise dizelerdeki aynı ünsüzlerin birden fazla kullanımıyla, sıkça tekrarıyla oluşan ahenk unsurudur ve söz sanatıdır da aynı zamanda arkadaşlar. Mesela dest bu arzusuyla ölürsem dostlar, kuzeylen toprağım sunun anında yaresu. Burada S sesinin, Z sesinin çokça kullanımını görüyoruz. SZ benzeşmesi de var. Evet dostlar, kuzeylen değil mi arkadaşlar? Sunun anında yaresu derken S. Veya sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında derken S ve K seslerinin gene arkadaşlar tekrar ettiğini görüyoruz. Arkadaşlar bir de şiirde nakarat kavramı var. Nakarat kavramı da şiiri oluşturan bölümlerin yani üçlük veya dörtlüklerin her birinin sonunda aynen tekrarlanan dizelerdir veya beyitlerdir. Buna da arkadaşlar nakarat diyoruz. Arkadaşlar şiirde ahengi sağlayan unsurlardan biri de kelime ve kelime gruplarının tekrarıdır arkadaşlar. Şiirde ahengi sağlamak amacıyla bazı kelimeler veya kelime grupları tekrar edilebilir. Bu da ahengi sağlar. Bir de ses akışı dediğimiz bir özellik var arkadaşlar. Şiir okunurken seslerin içeriği yansıtacak şekilde vurgu ve tonlama yapılarak çıkarılmasıdır. Bu da ahengi ortaya koyan unsurlardandır. Vurgu nedir arkadaşlar? Bir kelimeyi veya heceyi baskılı ve şiddetli okumak. Tonlama nedir? Söyleyiş sırasında sesin yükseltilmesi, alçaltılması, inceltilmesi, kanlaştırılması gibi durumlardır arkadaşlar. Dolayısıyla eğer şiiri güzel okumak gerekecekse tonlama ve vurguya da ses akışına da ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Yani bir kahramanlık şiirini, epik şiiri biz nasıl okuyamayız arkadaşlar? Lirik şiir gibi veya pastoral şiir gibi okuyamayız. Onun için şiirin içeriğine göre de arkadaşlar ne yapmamız lazım? Vurgu ve tonlamamıza, ses akışına dikkat etmemiz lazım sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar buradan nasıl sorular çıkar? Kısaca hemen ona da değinip videomuzu tamamlayalım. Mesela arkadaşlar hocamız bir şiir verir ve bu şiirin temasını bulmanızı isteyebilir. Veya şiirden açık ve örtük iletileri, mesajları bulmanızı isteyebilir. Veya arkadaşlar şiirdeki asonans ve aliterasyonu bulmanızı isteyebilir. Şiirin ölçüsünü bulmanızı isteyebilir. Türk edebiyatında kaç çeşit ölçü kullanılmıştır? Bunları yazın diyebilir. Birkaç tane beyit veya dörtlük vererek bunların redif ve kafiyelerini bulun, kafiye çeşitlerini bulun diyebilir. Veya bir dörtlük verir. Bu dizelerdeki ölçü ve durağı bulunuz veya ölçü ve durağın şiire katkısını ifade ediniz şeklinde bir soru sorabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bunlara dikkat edin. Veya bir tabloda hece ölçüsü, aruz ölçüsü, serbest ölçü diye bölümler verebilir. 3 ayrı şiir verebilir veya 4 ayrı şiir verebilir. Bunların hangi şiir dahil oldu, hangi ölçüyle yazıldığını tik atarak veya çapraz çarpı atarak tablo üstünde belirtin diyebilir arkadaşlar. Bunlara dikkat
edelim sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederim. Hala abone olmadıysanız hemen aşağıya tıklayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu konularla ilgili yazılı sorularımız ve test sorularımız kanalımızda mevcut arkadaşlar. O videolarımıza da girerek bu konularla ilgili videoları ve soruları çözmenizi istiyorum sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrenciler, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yeni videolarımızda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.